Sevgili tavşan halkı, mübarek bir cuma gününde, cumanız bu arada mübarek olsun, hayırlı olsun inşallah. Tavşanı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla yarın idrak edeceğimiz Ramazan ayına ait bilgilendirmeyi yapmak üzere huzurunuzda bulunmaktayız. Malum bu akşam ilk teravih namazını kılacağız. Yarın da ilk orucumuzu Allah nasip ederse tutacağız. Ramazan ayı, Recep ayı, Şaban ve Ramazan'la birlikte 3 ay olarak kendi içerisinde ayrı bir manevi hava taşımakta. Rahmetin, bereketin, mağfiretin ve cehennem azabından kurtuluşun ayı olarak ifade edilmektedir. Şimdi Tavşanı Belediyesi olarak biz de Ramazan ayını dolu dolu geçirebilmek amacıyla sosyal kültürel etkinlikler, aynı zamanda iftar yemekleri, kendi işimizde bir program hazırlandı. İftar yemekleri nasip olsa inşallah pandemi nedeniyle ara verilmişti. Bu sene öğrenciler, üniversite öğrencileri, kendi öğrencilerimiz, spor kulüpleri, engelliler, gazi ve şehitler, resmi protokol, ondan sonra mahalle ve köy muhtarları gibi çok değişik alanlardaki vatandaşlarımız da inşallah iftar sohbetlerinde ve iftar programında beraber olacağız. Bunun haricinde belediye başkanı ve ekibi olarak biz de her gün öğle ve ikindi namazlarını değişik bir camide idrak etmek suretiyle nasip olsa inşallah Ramazan'ı kendi içerisinde farklı bir kutlamanın gayreti içerisinde olacağız ve her bir camiye gidişte de vatandaşımıza bir hani küçük hediye babında o güne has pideyi, Tavşanı Belediyesi'nin ürettiği pideyi de ikram edeceğiz. Şimdi Ramazan ayının pide fiyatları belirlendi. Pide fiyatları, resmi fiyatlar 6 lira susamsız, 7,5 lira susamlı olarak tarife belirlendi. Fakat fırınlar yine de serbest bırakıldı. Bu resmi tarifeye göre 7,5 liranın üstüne çıkmamak üzere altında fiyata yapabilir bazı fırınlar. Tavşanı Belediyesi'nin bu anlamda da günlük personeline ürettiği pidenin haricinde yine Tavşan'daki esnafına ve Tavşan halkına dönük olarak uygun fiyatta üretime devam edecek. Onların fiyatlarını da her bir satış bayisinin bulunduğu alandaki o cam levhadan görebilirsiniz. Sevgili Tavşan halkı, malum gıda fiyatlarında bir yükseklik var ama son zamanlarda baktığımız kadarıyla ben en son dün Tarım Kredi Kooperatifi'nin Subaşı şubesinin açılışında baktım. Fiyatlar geri gelmiş. Hani korkulan o zeytinyağı ve sıvı yağ fiyatları gerçekten ilk zaman 160, 180, 200 rakamları vardı. Dünkü itibariyle 110, 125 lirasında, hatta 130 lirasında bir fiyata çekilmiş. Soğanın kilosuna baktım ben Tarım Kredi Kooperatifinde 1.84 kuruş. Diğer ürünler keza öylesine. Ve nasip olsa inşallah bu fiyat uygunluğu Ramazan ayının bereketine de aynı yansıyacak. Bizim malum çok büyük bir pazarımız var. Bu manada pazarcı esnafıyla oturuldu, konuşuldu, anlaşıldı. Cuma ve cumartesi pazarları son bayram pazarı hariç. Öyle anlatayım. Kamyonlu ve araçlı olarak aynı devam edecek. Son pazarda, cumartesi pazarında özellikle devamında da bahar dönemi, yaz dönemi ve kış dönemine kadarki süreçte yine yer sergisine geçirmek suretiyle vatandaşımızın ucuz ve daha sağlıklı, hijyen ve taze pazardan mal temini sağlamış olacak inşallah. Ben Tavşanı Belediyesi'nin bu Ramazan ayı içerisinde vatandaşımızın karşılaşacağı sorunlara dönük olarak hazır olduğunu, ekip halinde hazır olduğumuzu, bu manada da karşılaşılan sorunları belediyemize bildirmeler halinde acilen aynı gün içerisinde sorunların çözme noktasında gayretimiz olacağını ifade etmek istiyorum. Ve mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan geçirmenizi, Ramazan ayının içerisinde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin de şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bir önerim var, bir uyarım var. Biz yaklaşık 1500 kişiye bu sene gıda paketi dağıtıyoruz. Hatta 1500 kişinin gıda paketinin yanında 3 kiloluk da günlük
yani et tüketimi sağlansın diye 3'er kiloda her bir paket sahibine et dağıtıyoruz. Bu etler nereden geliyor? Onu vatandaşlarımız merak edebilirler. Kurban paylarından vatandaşımızın vermiş olduğu paylardan yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yemek yiyen vatandaşlarımızla birlikte bu erzak da onlara verme imkanımız olacak. Cenab-ı Allah verenlerden razı olsun. Yani hakikaten günümüzde hani evine et girmeyen vatandaşlarımıza da bir nebze olsun katkı sağlamış olacak bu. Bu manada olanın olmayana borcu var. Yakınınızda komşunuz olabilir, aynı sokağınızda bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. Yahut da aynı sokakta yaşamasanız da farklı bir mahallede bilgi sahibi olduğunuz, ulaşılması gereken insanlar olabilir bu manada. Bizler ulaşıyoruz, haber verin, ulaşmaya devam ederiz. Ama sizler de zekatınızı, sadakanızı, fitrenizi ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan öncesinde verin. Çünkü ihtiyaç Ramazan ayı için geçerli. Ramazan sonra verilen zekatın, fitrenin bir anlamı olmuyor bu manada. Ya da seneye yayın ama bu ihtiyaç sahibi vatandaşları mutlak surette unutmayın diyorum. Hepinize sevgiyle saygıyla sunuyorum. Sağ olun.